1954 yılında kurulan Türkiye'nin ilk meslek odası olan Gemi Mühendisleri Odası, üyelerine daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesi amacıyla uzun bir süredir devam eden çalışmalarının sonucunda mesleki denetim işlemlerinin elektronik ortama taşınması projesini hayata geçirdi. Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih Bostancı, elektronik onay sistemi GMO MEDES'in detaylarını GİSBİR TV'ye aktardı. Gemi Mühendisleri Odası olarak mesleki denetim faaliyetlerimizi bugüne kadar basılı dokümanlar üzerinde yaptık. Bu dokümanları bize bağlı olan bürolar odamıza gönderdi. Odada gerekli mesleki incelemeler yapıldıktan sonra onaylandı. Daha sonra bürolarımız bunları idaremize, liman başkanlıklarımıza gönderdi. Bu sistemi daha hızlandırmak adına bir yazılım geliştirmesi için uzun bir süreden beri faaliyet yaptık. Bunun sonucunda bize bağlı olan bürolardan artık çizimler basılı olarak bir PDF ortamına gelecek. Elektronik olarak, imzalı olarak. Biz de bunu kurduğumuz zaman sistemde MEDES'te inceleyip gerekli denetimler yaptıktan sonra onay aşamasını elektronik olarak yapıp tekrardan SGM'lerimize iletmiş olacağız. Buradaki zaman kazancı ve fayda sağlamış olacak üyelerimize. Salih Bostancı, odanın GMO MEDES'le TMMOB ve TMMOB'ye bağlı odalar arasında öncü oda olma konumuna geçeceğini belirtti. Diğer odalarda da TMOB'a bağlı odalarda bunu yapan şu anda çok sayılı bir oda var. Benim bildiğim bir ya da iki tane. Bu noktada da odamız TMOB'da da önce oda olma yolunda bir faaliyet göstermiş oluyor. Uygulamasında da diğer odalarda örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih Bostancı, bir dijital dönüşüm projesi olan GMO MEDES sayesinde yılda 35'e yakın yetişkin ağacın kesilmesine de engel olunacağını belirtiyor. Tabii ki bu proje inovatif bir projedir. Çevresel boyutu da yüksektir. Yaklaşık odaya yılda 15 bin hafta üzerinde çizim gelmektedir. Bununla birlikte 400'e yakın basılı kitap bukletler gelir. Bunun da tabii PDF ortamında gelmesi demek, yaklaşık yılda 35 adet yetişkin ağacın kesilmesine de engel olacaktır. Bu yönden de çevreci bir proje diyebiliriz.